Çoğu insan mesela 2-3 yaşında anılarını hatırladığını iddia ediyor. Şimdi bu sinir bilimsel olarak biraz zor çünkü o hafıza yolları o yaşlarda tam olgunlaşmadığı için biz böyle literal anılar pek biriktiremiyoruz. Ama gerçekten hatırlıyor insanlar o günlerden bir şeyler ve dönüp baktığınızda ya çok korkmuş oluyor, ya üzülmüş oluyor, ya işte sevinmiş oluyor. Ciddi bir duygusal patlama yaşadığında beyin onu bir yere kaydediyor. Geri hatırlarken detayları hiç hatırlamıyorsunuz. Kaç yaş olarak görüyorsunuz? Daha önce de bir programda konuştuk. 4-5 yaşa kadar bu hafıza sistemi tam çalışmıyor. Zaten bir benlik oluşmamış oluyor çocuklarda. 2-3 yaşından sonra oturmaya biraz başlıyor. Biraz tartışmalı konusu. Evet. Yani öyle mi? Tartışma niye? Çok işte bu yani duygusal kısımlar oluyor. Ben katılmıyorum bu görüşe. Yani bir şeyi bilinçli öğrenmek sürecinin öncesinde kişinin bilincine yansımayan ama öğrenme süreçleri içinde yer alan bir işlem var. Bir ilişki var. Şuur altı bir öğrenme var. Yani şuur altı diyebilirsiniz tabii. Bilinç şuur. Dil de böyle. Diyebilirsiniz ama yani şuuru yerinde olan bir insanın şuur altısı. Evet. Ve bu da gelişimsel aşamalar içinde bir çocuk doğduğu zaman gelişimsel aşamalar içinde vakti zamanı gelince 10 gün 15 gün arayla hepsinin yürümesi, konuşması, tuvalet ihtiyacı vesaire hepsi bir timeline'a, zamana bağlanmış bir olay ve genetik kodlarla aynı zamanda. Niye hatırlamıyor peki çocuk? Hatırlamıyor çocuğun çünkü hatırlamasından bahsediyoruz yani öğrenmemesi çünkü, değil. Hatırlamıyor çünkü o yaştaki beyin hatırlama işlevini gören hücresel olgunluğa erişmiş değil. Beynin kabuk denen korteks tabakası bu hücrelerin gövdelerini şey yapan, içinde saklayan ve aralarındaki bölgeler arasında koordinasyonu sağlayan bir bölge. Onun 1 milimetre ince olması bile kesinlikle zaten kendisi 4-5 milimetre olabilir. Ama 1 milimetre, yarım milimetre ince olması bile o bilinç düzenine yansımamasını net olarak etkiliyor. Şeyde bir faktör mü hocam? Kelimeler henüz daha olgunlaşmadı, öğrenmediği için hatırladığı şeyi ifade edememesi de bir faktör mü acaba? Tabii ki. Anlatamıyor. Tabii ki. Anlatamıyor. Çocukların dil öğrenmesinde, en son kabul edilen düşünce, görüş, ilk doğduğu günden, belki de doğmadığı günlerden de başlayarak, doğduğu günden diyelim, duyduğu sesleri çocuk beyni farkında olmadan istatistiğini tutmaya başlıyor. Ve bu hiçbir zaman onun bilincinde olarak falan yapmıyor. Yeter ki etraftan ses gelsin, etraftan görüntü gelsin. O yani işte biraz da beni enteresan bir şekilde etkileyen, olumsuz etkileyen bir kavram var. Annelere de bakıcı falan diyorlar genel anlamda. Yani çocuk annesini tanıyana kadar anne bakıcıdır. O dönemde başka birisi bakmaya başlarsa çocuğa, çocuk anne kavramını onun üzerinden öğrenir. Bütün bunlar yani bilinçaltı ve henüz beynin yeterince olgunluğa ulaşmaması biyolojik olarak aşamada yaşanan karışıklıklar. Dolayısıyla çocuk 9-10 aylık hale gelince 10 ay içinde duyduğu seslerden anlamlı heceler ve kelimeler çıkartmaya başlıyor. Yine bunun farkında değil. Tabii ki nereden başlıyor bu? Kolay hecelerden başlıyor. Tabii ki dede, benim gibi dedeler seviniyor buna. Ama dede sadece bir D'nin 2 kere tekrarıyla oluşuyor. Yani de demiyorlar. Evet. Dede ve baba. Yani buna nazaran anne kelimesi bunlardan geç geliyor. Evet. Çünkü farklı heceler onlar. Ama Dolayısıyla şeyde değil, başka dillerde değil. Ha başka dillerde doğru söylüyorsunuz. Mamada sorun yok. Doğru söylüyorsunuz. Anne. De, Bizde yani. ana bilmiyorum. Demiyorlar. Anne diyor. Ana kullanılmıyor çünkü. Ana kullanılsa avantajlı olacak. Kosova'da kullanılıyor. Yani bizim burada bir Balkan şimdi öğrenme çeşitlerinden bir tanesi de intuitif, sezgisel. Yani itiraz ettiğim nokta şuydu. Yani her şeyi biriktirdiklerimizi ve karşılaştığımız uyaranları bilinç ölçütüyle değerlendirirsek epey geç başlıyor bizim değerlendirmemiz. Peki tekrar bir parantez. Bu korteksin nesini söylediniz? Onu tam Şimdi beyin tutamadım. kabuğu, yani beynin Peki diğer canlılarla farkımız bu olabilir mi? Yaygınlık, yüzey alanı ve kalınlık bakımından tabii ki farklıyız. O yüzden mi bizim hafızamız var?
Onlarda da var. Fakat bizim işte yok saydığımız hafıza onların beynindeki kabuk tabakasını ve bölgelerin geri... Yani bizim kendimizde yok saydığımız hafıza aslında birçok canlının asıl işlevsel hafızası değil mi? Kesinlikle. Yani sadece işlevsel değil, öğrenebiliyorlar aynı zamanda. Öğrenebiliyorlar. Tabii. Evet. Ama o kısıtlı bir hafıza mı? Ben bir şey yani diyeyim. O şeyine göre değişiyor. O zaman da kargayı falan soracağım da. Hafıza derken hep bir şey konuşuyoruz ama. Karga meselesi yine ben buraya sadece itiraz etmeye falan gelmedim de. Popüler şeylere karşı biraz soğuğum. Yani popüler kısa zamanda herkesin ağzına düşen moda. Çok hoşuma gidiyor öyle olmanız. Sayenizde zaten biz bu basma kalıp bilgileri de kırmış oluyoruz böylece. Yani tabii ki ama benim kendi kafamın içinde dönen itirazlar bunlar. Mesela karga meselesi. Ama aynı zamanda bir kargayı işte Burgazada da o yazın bir kargayla martıyı karşılaştırdığım zaman da karga lehine çıkıyor şey. Değerlendirme. Yani ben yani bu şekilde değerlendiriyorum ama gözlem yaptığımda hakikaten bu biraz önce konuştuğumuz hafıza türünden bir hafızanın, problem çözmeye yönelik hafızanın, bir alet kullanma hafızasının onlarda daha gelişmiş olduğunu görüyoruz. Çocuklar da aynı şekilde. Çocuklar da aynı şekilde. Burada enteresan olan şu, insan her şeyi kendinde varsaymış. Hmm. Bu işte felsefenin tamamen insanla uğraşmış olmasından belli. Hmm, evet. Yani bugüne kadar hayvan felsefesi de yani yakın dönemde olmuş olabilir de, felsefe tarihinde hayvanları konu eden bir filozof, ben bilmiyorum. İnsanı anlatmak için araç olarak kullanmış. Olarak kullanmış ama ruhsuz otomat demiş. Aynen. 17. yüzyılda en büyük matematikçi ve filozoflardan bir tanesi. Evet. Ruhsuz otomat demiş. Kendisi de ruhu beynin içine sokamamış, başka yerlere bağlamış. Dolayısıyla yani sonuç olarak oldukça çelişkiliyiz. Çok. Daha işin bu çok hayvan başındayız. Çok önemli çok gerçekten. Çok çelişkiliyiz. Yani işin Nobel ödülü kazanan birçok bilim adamını. Bu hafıza çok verimli bir alan. Her hemen hemen ilgilenen birçok bilim adamı Nobel ödülü kazanmıştır. Ve yaptıkları çalışmalar da hayvanlar üzerindedir. Evet. Yani hafıza konusunda hayvanlara çok şey borçlu olduğumuz bir gerçek. Ama o iş bitti artık ama. Hala devam ediyor. Hayır, hayır. Neden? Yani Eric Kendall'ın yaptığı çalışmalar daha çok hayvanlar üzerinde. Peki insanın, insanın kimi... filozoflarca, kimi işte son zamanlarda izlediğimiz bilime ve felsefeye dayanan kimi filmlerde söylendiği gibi kendi doğasının ve çevre doğasının virüsü olması, virüsü haline gelmesi, kendini ve çevresini yok eden bir yaratığa dönüşmesi. Bu hangi yani bu korteksin neresiyle ilgili ve hangi yani çünkü aslında bütün bu sistemin buna istersek inançlarımız uyarınca tanrısal sistem diyelim, istersek inançlardan başka bir yönden ele alalım. Bütün bu sistemin kendisine bu kadar zararlı, hem kendisine hem çevresine hem diğer canlıları hiçbir mantığa uymadan... Evet. Yok edebilen ve bunun da mantığını kendisi de kuramıyor. Yok etmesinin verdiği zararın mantığını. Çünkü peki buna şey, dönüşmesi mantıksallaştırıyor. Yani fiziksel olarak neye bağlıyoruz bunu? Şimdi bunu bence, bunu bilmiyoruz galiba hayır, daha. Hayır bence yani bunu fiziksel olarak beynin kendisine bağlamıyoruz. Beynin kendi çalışmasına bağlamıyoruz.